Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dörtgenler ve çokgenler ünitesine başlıyoruz. İlk konumuz çokgenler. Dersimizle ilgili dokümanlarımız arkadaşlar videolarımızın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk başta çokgenden bahsedeceğiz. Nedir çokgen? En bir doğal sayı olmak üzere en 3 3'ten büyük olacak şekilde aynı düzlemde ardışık 3 tanesi doğrusal olmayan A1, A2, AN noktalarını ikili ikili arkadaşlar birleştiren doğru parçalarından oluşan şekle biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. İki ikili ikili arkadaşlar şöyle herhangi üç tanesi e, şey ardışık üç tanesi doğrusal olmayan noktaların birleşimiyle oluşturulan şekle ne diyoruz biz? Çokgen diyoruz. Bu da en 3'ü 3'ten büyük arkadaşlar. Yani bizim e, ee, çokgen mesela üçgen dediğimiz şekilde aslında nihayetinde bir çokgendir. Eni 3 alırsanız şekliniz ne olur arkadaşlar? Üçgen olur. Bakın kaç tane açınız olur? 3 tane açınız, 3 tane köşeniz olur. Ya da bunun en eşittir 3 için. Mesela eni 4 alırsanız şekliniz ne olabilir arkadaşlar? Bir dörtgen olur. Dörtgen adını alır. Bu şekildeki arkadaşlar en genel haliyle bu şekildeki e, 3 4 5 6 gibi doğruları birleştirdiğimizde oluşan şekillere çokgen adını veriyoruz. Şimdi çokgenin açılarından bahsedeceğiz. Bir çokgenin arkadaşlar bir çokgenin komşu kenarlarının oluşturduğu çokgenin iç bölgesindeki açılara iç açı yani şu çokgeni oluşturan arkadaşlar dairelerin oluşturduğu şu köşe kısımdaki açılara ne diyoruz biz şunların hepsine? iç açı diyoruz. Peki bu doğruları arkadaşlar şu çokgenin bir kenarı. Kenarı uzatıp dışarıda oluşan açıya ne diyoruz? yeni şuradaki açılar arkadaşlar dış açı. Şunlar da çokgenlerimizin neleridir? Dış açılarıdır. En kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180 demiş. En kenarlı bir çokgenin iç açı ölçüleri yani en kenar sayınızsa verilen çokgenin iç açı toplamı nasıl bulacaksınız? n-2 çarpı 180. Mesela şekliniz en eşittir 3'ten üçgen olsun. 3 eksi 2 çarpı 180 dediğimizde 1 çarpı 180'den 180 yapmıyor mu? Evet. Üçgenin arkadaşlar şu iç açılarının toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Ya da şöyle bir herhangi bir doğru e, dörtgen çizdiğinizde arkadaşlar herhangi bir dörtgen için en eşittir 4 dediğimizde 4 eksi 2 çarpı 180'den eşittir. 360 derece olarak iç açı ölçülerinin toplamını bulabilirsiniz. Peki dış açılar için ne diyeceğiz arkadaşlar? Dış açıların Şeklin kaç kenarlı olduğu önemli olmaksızın, kenar sayınız kaç olursa olsun dış açı toplamı bütün şekiller için, üçgen için, dörtgen için, beşgen için, bütün şekiller için dış açı ölçü toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Hemen sorumuza geçelim. 10 kenarlı bir çokgenin iç açıların ölçülerinin toplamını bulalım demiş. Elimiz kaç arkadaşlar? 10 o halde n eksi 2 çarpı 180 dersek eşittir. Buradan en gördüğümüz yere 10 yazıyoruz. 10 eksi 2 çarpı 180. 8 çarpı 180. Bu da arkadaşlar 0 4440 olarak iç açı ölçülerinin toplamını bulabiliriz 10 kenarlı bir şekil için. Şekilde bir beşgen verilmiş verenlere göre x kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şeklimiz herhangi bir beşgen. Şimdi şuralarda gördüğümüz DF ve FC arkadaşlar birer ne? Açı ortaylar değil mi? Yani açıları iki eş parçaya bölmüşler. Şuraya A dersem burası da A olur mu? Evet. Buraya B dersen burası da B olur mu? Evet. Peki şuradaki üçgene bakacak olursak arkadaşlar. Şuradaki üçgene bakacak olursak. Hangi üçgen bu? D, C, F üçgeninde iç açı toplamı için söylüyoruz. Nedir arkadaşlar? 80 artı A artı B eşittir 180. A artı B eşittir ne olduğu halde? 100 derece oldu. Şimdi şeklimiz beşgen değil mi? En eşittir kaç? 5. 5 eksi 2 çarpı 180. Bu da eşittir. 3 çarpı 180'den arkadaşlar. 540 derece olarak iç açı ölçülerinin toplamını bulabiliriz. O halde bu çok arkadaşlar. Beşgenin x bütün iç açılarını topluyorum. Artı 100 artı şurada 2b ve 2a var. 2a artı 2b artı 130 derece. Kaç eşit olacak? 540 Şimdi burayı düzenleyecek olursak. X 130. Diğer 230 yaptı arkadaşlar. X artı 100. 130 daha. 230. Artı 2 parantezini alırsak A artı B eşittir. 540. Peki A artı B'nin 100 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ne oldu? 200 oldu. 200-230 daha. 430. Diğer tarafa attık. 430'u X eşittir. Ne oldu? 110 derece oldu. Bizden de zaten x istiyordu. Şimdi geldik düzgün çokgenlere. Kenar uzunlukları ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgenin düzgün çokgen denir. İç açıları eşitse arkadaşlar, iç açı ölçüleri tek tek birbiriyle eşitse o zaman dış açılar da eşit olur değil mi? Kenar uzunlukları yani şeklimiz mesela şöyle bir şekil olduğunu düşünün. Şöyle bir şeklimiz var. Ne olacak düzgün seyir şeklimiz? Şunların hepsi birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Dolayısıyla şuralardan arkadaşlar e, ya da şöyle çizelim. Şu olmadı. Şuradan çizersek şuraya mesela alfa dersek burası da alfa. Buna x dersek buralarda hep ne olacak? X olacak. O halde hem kenarları arkadaşlar kenarları ve iç açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir en kenarlı bir düzgün çokgenin iç açıların ölçüleri birbirine eşit ve dış açıların ölçüleri de birbirine eşit olduğundan şimdi kuralımız neydi bizim hemen hatırlayalım bir çokgenin iç açı ölçüleri toplamı nasıl buluyorduk en 2 çarpı 180'den Peki bütün kenarların eşit olduğunu düşünün arkadaşlar yani bütün açılarının e, ve kenarlarının eşit olduğunu düşünürseniz şunlar x olsa x olsa x olsa hep ne olsun x x olsa hepsi kaç tane x var burada 6 tane 6 tane x eşittir ne olacak 6 eksi 2 çarpı 180 buradan 6 x eşittir 720 olur bizden bir tanesini istediği için bakın n eksi 2 çarpı 180'i kime böleceğim kenar sayısına böleceğim arkadaşlar 720'yi kenar sayısına bölüyorsunuz. X eşittir 120 derece olarak buluyorsunuz. Yani şekliniz bir daha sonra da bunlardan bahsedeceğiz. Şekliniz eğer bir düzgün altıgense bir iç açınızın ölçüsü 120 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şurası 120 olursa bakın burası 120 olursa buraya kaç kalır? 60. Burası 120 olursa buraya kaç kalır? 60. Dikkat edin iç açılar eşitse dış buna bağlı olarak dış açılarda ne oldu birbirine? Eşit oldu. O halde düzgün çokgenlerin bir iç açısının ölçüsünü bulmak için en eksi 2 çarpı 180 olan iç açı toplamını kenar sayısına bölüyoruz. Ya da bir dış açının ölçüsünü bulmak istiyorsak arkadaşlar 360 bütün şekillerin dış açıların ölçüleri 360 derece toplamı. O halde 360'ı kenar sayısına bölerek bir dış açıyı da bulabiliyorsunuz. Sorumuza geldik. Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulun. Bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derece ise ve şeklimiz düzgün çokgense arkadaşlar. Kaç kenarlı olsun? En kenarlı olsun ve 30 dereceye eşit olsun dedik. Buradan işler dışlar yaparsak 360 derece eşittir 30 ense arkadaşlar. Her tarafı 30'a böldük. Şunlar gitti. En eşittir ne oldu? 12. Demek ki şeklimiz kaç kenarlıymış? 12 kenarlıdır diyoruz. Geldik bir farklı sorumuza. Şekilde verilen düzgün çokgende A, K, E eşittir. 120 derece olduğuna göre bu çokgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım dedi. Şimdi şekil düzgün çokgen mi arkadaşlar? Evet. Düzgün çokgen. O halde bakın diğer çokgenler için bunu söylemiyorum. Ama şeklimiz düzgün çokgense düzgün çokgenlerin dış açıları birbirlerine eşittir. Şunlar dış açıları bu B açısının dış açısı. Diğeri de arkadaşlar D açısının dış açısı. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar bakın. X artı X artı 120 bize kimi veriyordu? Şurayı veriyordu değil mi? Şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar. Ee, C açısı. Şöyle diyelim. C açısının ölçüsü eşittir. X artı 120 artı X yani 2X artı 120 dereceye eşittir C açısı. Peki şeklimiz arkadaşlar düzgün çokgen. Düzgün çokgen olduğundan bakın C açısının ölçüsü kime eşittir? B açısına o da eşittir. A açısına o da eşittir. D açısına diye devam eder. Peki o halde arkadaşlar C açısına eşitse B açısının ölçüsü yani şurası da ne olur? 2x artı 120 olmaz mı? Bakın burası 2x artı 120 ise bütün iç açılar ne olacaktır? 2x artı 120 olur. Peki şurada bir doğru açımız var. Nedir? 2x artı 120 şöyle göstereyim artı x eşittir. Doğru açı 180 derecedir. Şuranın tamamı 180 olacağından 3x artı 120 eşittir 180 ise arkadaşlar buradan da 3x eşittir 60 x eşittir 20 derece olarak buluruz. Dış açısı 120 ise arkadaşlar iç açıya ne kalır? 180'den 20'yi çıkarırsak bu da bize 160 derece olarak iç açıyı verir. Bu dış açısıydı. İç açıyla dış açının toplamı her zaman 180 derecedir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katıdır demiş arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi. Bakın şeklimiz şöyle bir şekil olsun. Mesela şöyle devam eden kaç kenarlı olduğunu bilmediğimiz bir şekil olsun. Şöyle iç açısının ölçüsü dış açısının dış açısı şurası mı? Şuraya x dersem arkadaşlar şurası kaç x oluyormuş? 4 x. Bakın burada ne oluştu? Bir doğru açı oluştu değil mi? 4 x artı x eşittir. Kaç olacak? 180 derece olacak. Dolayısıyla 5x eşittir 180 derece ise x eşittir ne olur? Burayı da bölersek 36 derece olarak x'i buluruz. Çokgenin kaç kenarlı olduğunu bulun demiş. Şimdi dış açımız 36 derece ise biz ne demiştik arkadaşlar? 360 bölü n bize neyi veriyordu? Dış açıyı veriyordu. Hangi şekiller için? Düzgün çokgenler için. Buna dikkat ediyoruz. Peki 360'ı kime bölersek 36 dereceyi verir arkadaşlar. En eşittir 10 olursa. Demek ki kenar sayımız neymiş arkadaşlar? Çokgen yani kaç kenarlıymış? 10 kenarlıdır diyoruz. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.